Türkçesi var. Türkçe altyazı. In life I was Draka of the Frost Wolf. Tam ekranda net bir şekilde çıkıyor. A warrior who gave everything to protect. Kralı görüyor musunuz orada zaten? Most. But I was not done fighting. Maldraxxus, where the armies of the five houses once stood side by side to protect the realm of death. It was here I served the House of Eyes. A strange fit for a warrior's soul. Again. Their ways were not mine. Faster. Eventually, this life after life began to feel right. The House of Plagues lies in ruins. One fifth of Maldraxxus wiped out. It's hard to believe they could be so careless. Perhaps they weren't. No matter what happens now, Maldraxxus must stay true to its purpose. For if we fail in our duty, the Shadowlands will fall. I believe the House of the Chosen still stands with us, and I trust you to deliver this to Margrave Crexus. Now, go. And Draka, be watchful. My brothers, I am on urgent business. My lord! Hurry! There could be survivors! So, these are the traitors you spoke of. I would not let such Urgura prevent me from delivering my lord's final message. Ordeals such as this either break the sword or strengthen it. I offer the key to saving Maldraxxus. I am sorry, Margrave. He gave me no key. An unyielding warrior with the skills of a master spy. A key to many things. Come, our enemies will strike openly soon. We must prepare. I am Draka, once of the Frost Wolf clan. Now, Baroness of the House of the Chosen, and most of all, a protector of Maldraxxus. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hemen yorumunu yap. Gene şaşırttı. Ama yani çok pozitif yönde şaşırtmadı. Daha epik bir şey bekliyordum. Gene de çok chat'le güzel. Chat'le aynı fikirdesin. Şöyle... Ne yalan söyleyeyim, bir önceki video kadar oha dedirtmedi bize çünkü onda baya evet. Baya yani evet. Hassiktir olmuştuk ama aması var, aması çok büyük, aması ne? Biz bir önceki videoda neden hassiktir dedik, neden çok büyük
hype'a girdik ve çok büyük etkilendik. Arthas vardı, Uther vardı. Evet. Hep köküne kadar bildiğimiz evet. ve hikayenin içinde köküne kadar salladığımız karakterlerdi. Aslında bu video mesela Fekül sert, evet sert bir video evet, aslında sert, ama sert. Hikayeyi yeni anlatan, yeni bir hikaye anlatıyor. Evet. Yani Shadowlands'in işleyişine dair çok küçük dokunuşlar var. Maldraxxus'un işleyişine dair çok küçük dokunuşlar var. Belki olabilir inişli çıkışlı bir seri yapıyor olabilirler. Metafor'un dediği gibi. Tral olayı evet biraz ince bir dokundurma gibi olmuş. Ama arkadaşlar çok şeydir. Şimdi bizim çok yorumlayacağız dedik. Oldu. Görkem'le birlikte yorumlayacağımızı söyledik. Discord'da açtık. Video izliyorduk abi. Evet. Ve şimdi yorumlamaya başlamadan sana kısaca ne yapacağımızı anlatalım bugünlük. Abi benim görüyor musun kameralarda benim bir misafirim var evde. O yüzden biraz çabuk kaçacağım. Hatta zaten sana da... Çok da bir şey yok zaten videoda. Söylemiştim. Şimdi bir çekiliş başlatacağım. Bu çekilişi başlattıktan sonra 1 saat süresi olacak o çekilişin. 1 saat boyunca zaten konuşacağımızı konuşuruz. Bize yeter diye düşünüyorum. Evet. Uygun mudur? Başlasın o zaman. Tamam. Şimdi ben o zaman 2 dakika beni bir chatle baş başa bırakın. Hemen geliyorum 2 dakika. Tamam. Arkadaşlar dün bazı şeyleri söyledik. Yeni olan arkadaşlar olabilir. Bu bir key dağıtımı değildir. Bu Blizzard Türkiye'nin Türk WoW oyuncu topluluğuna hediye ettiği 6 adet beta erişimidir. Bunların 2 tanesini dün akşam belirledik. 1-2 tanesini de bu akşam belirleyeceğiz. Son 2 tanesini de pazar günü Lore Konseyi'nden önce belirleyeceğiz. Ancak şöyle kafanızda bazı endişeler olduğunu dile getirdiğiniz zaman ya da bazı yerlerde söylediniz vesaire vesaire. Hiçbir ayrıcalık yok. Herkes eşit. Sadece ünlem çekiliş yaparak çekilişe dahil oluyorsunuz ve daha sonra aranızdan 2 kişiyi seçiyorum. Bu kadar. Şimdi ben başlatıyorum arkadaşlar. Evet şu dakikadan itibaren ünlem çekiliş. Türkçe çekiliş değil. Ünlem arasında şey arasında boşluk yok. Birleşik ünlem çekiliş bilet almanıza yeterli. Bir ekranda takipler için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bugün ve dün yetişemiyoruz. Evet. Affola diyelim. Bir ekranda Maldraxxus videosu dönerken diğer ekranda da çekilişe dair bilgilere erişebiliyorsunuz. Ben şu chat'i biraz daha yukarı alayım. Şöyle naçizane güzel bir görsel olsun gözünüzün önünde. Sen evet. katılabiliyorsun çekilişe. Ama yapacak bir şey yok. Arkadan telefonla katılabilirsin. Öyle al deyince böyle yapıyoruz sadece böyle. Yani öyle ayrıcalığın yok. Aboneliği niye çıkmadı öyle bir şey yok. Abonelik. Nasıl yani? Çıkıyor bildiri işte. Geldi. Geldi mi? Hani? Ben görmedim. Abonelik. Droni takibi var. Çok takipler o kadar var. Çok var ki hızlı ki. Brief baskını var. Kaynamıştır arkadaşlar. İlgi gerçekten çok büyük. Çok teşekkür çok ediyoruz. Çok kusura bakma buluş tanesi. Ve diyoruz ki biz az önce naçizane kısa kısa cevapladık. Ben özellikle Görkem'le Murat'ın fikrini merak ediyorum. Öncelikle mikrofonumu aynı. Görkem'e uzatıyorum. Görkem hoş ne diyorsun geldin, video hakkında? Kesene bereket. Ya valla ilk intiba şimdi ilk video özellikle Bastion'da demek ki beklenti biraz fazla yükseltilmiş. Evet. Yani benim ilk intibam bu. Ne yazık ki Bastion videosunda bulduğumu bunu da bulamadım ama yani Maldraxxus'un iç işleyişiyle ilgili bayağı güzel fikir veriyor. Yani evet. en azından Draka'nın orada nasıl bir konumu olduğunu, o konuma nasıl geldiğini öğrenmiş olduk. Ama şöyle bir durum var. Yani şimdi Bastion videosunu izleyince bundan ne bekliyorsun? İşte Draka varsa, işte Draka'nın öldüğü anda ne oldu? Yanında Drotan da vardı. İşte ondan sonra nasıl geçtiler? Drotan niye ayrı Draka'dan, niye orada yok falan. Bunları görmemiz gerekirdi diye düşünüyorum. İkincisi de Maldraxxus'ta olduğunu bildiğimiz diğer karakterlerle ilgili hiçbir şey yok. Evet. Özellikle Lich King bağlantısıyla ilgili ne bileyim Maldraxxus'un askeri gücünü nasıl kullandığını Shadowlands'ı korumak için onları göremiyoruz. Evet. İşte Kel'Thuzad olacağını söylemişler. Evet. Lich kısmı var Maldraxxus'un. Bayağı Lich'lere ayrılmış bir bölgesi var. O zaman Kel'Thuzad'ın mesela oradaki konumunu ya da Lich'lerin oradaki bağlantısını falan
görmemiz gerekebilirdi. Yani biraz bu tip konularda hüsrana uğradım ben açıkçası. Güzel ama yani demek ki beklenti yanlış yapılmış. Belki de Bastion'ı sona saklamaları lazımdı. Aslında o şey bir de yani Bastion'dan kimse bir şey beklemiyordu. Ya. Daha sonra bu kadar beklemiyordu. Maldrax'tan beklenti çok yüksekti. Tersi oldu şimdi. Yani biraz... Gene şaşırttı evet. Değil mi? Ama yok, gene şaşırttı yani. Mesela Primus'u görmeyi isterdim ben de Görkem'in. Evet, hani değil mi? Görmeyi. Direkt o fragmanda bu elemanı görünce onu Primus zannettim. Yok, işte. Evet ben de. Yani değilmiş, başkaymış. Yani şimdi olmamış. Gireceğiz, ince ince gireceğiz. Bizim diğer Discord'daki minnoşlar ne düşünüyor? Gençler nasıl buldunuz videoyu genel olarak? Ben rogue olarak bayıldım. Yani ilk rogue gördüm. Yani ben sevdim ne yalan söyleyeyim ya hani o şeyi gösterdi. Yani orada bir sıkıntı var, hepsi klanlar ayrı ayrı, savaş var, düzen bozulmuş vesaire vesaire. Ben sevdim yani. Bak, ama tabii beşin kadar şey yapmadı. Bu minnoş 18-19 yaşında, biz bunu lore yayıncısı yaparız yavaş yavaş. Bak bizim gibi konuşmaya başlayalım. Ya sen şey fark ettin mi? Neden diğerleri gibi değil? Altyapıdan yetiştiriyor. Ya, soracaktım. Dur bir insanların fikirlerini soralım. Merak ettim. Pardon. Yiğit, Koray, Şeymuz. Yok. Ben önce de dediğim istiyorsanız ben videodan çok sizlerin yorumlarını merak ediyorum ve ona daha çok fokusluyum. Çünkü hani cidden sizin yorumlarınızla daha çok daha ileriyi anlıyorum ve film gibi izliyorum yani öyle söyleyeyim heyecanla. Öbür türlü video bana çok bir şey anlam ifade etmiyor yani siz yorumlarınız olmadan. Anlamsız geliyor. Dur şimdi Murat'tan alttan beni dürtüyor. Az önce ben söyleyince fikrini söyledi zannettim. Şey yaptım. Evet. Sen söyle bakayım Murat'tan ney? Bu gömecek var abi. Ya gömmeyi buldu ya. Şimdi yakalayacak oradan çatır 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 yapıştıracak bak. Abi ben değil mi gördüm? Yani orada ben oradan yürüyeceğim zaten biraz hani. Maldraxxus'ta Legion'lerinden bir şey çalıyorlar. Bir harita çalıyorlar. Gördüğüm kadarıyla. Evet. İşte. Ama haritanın içinde ne olduğunu da göstermiyorlar. Yani neyin çıkarımını yapacağını anlamadım ben. Bahsediyorum. Evet, onu çözemiyoruz hakikaten. Yani bir harita gösteriyor ama amacı ne? Tamam bak o haritadan şey o haritadan işte pazar günü 3 saatlik bir yayın yapacağız. Değil mi? Abi, yani cidden bence lore konseyinlik bir şey yok bunda da. Mesela şimdi çok çok zorlayarak işte bir şu Maldrax haritasındaki simgelerden biri Dark Portal'a benziyor yani. Bu kadar zorlayabildim. Değil mi? Da, evet. Zaten yani... ortanın yanındaki o figürleri de andırıyor oradaki yöneticilerin evet. Genel imajı. İşte ona benziyor. Maldraksız her nedense Legion'lerinden bir şey çalıyor. Sanki değil mi? Şey. Ya da Legion mu oraya saldırıyor. Bir şeyler var ama orada Felguard'lar var yani. Evet Felguard'lar yani, var değil mi? Fel var değil mi? Ama Fel'i arada demiyorsun. Her yerde bir şey olduğu için. Necropolis'i Fel mi diye ama. Mesela o... Şimdi bunların Necropolis'i ne Legion mı saldırıyor acaba? Bir bakalım. Fel gibi canım. Fel gibi. Fel gibi. Fel dedin mi? Bayağı Fel patlıyor. Fel gibi ama şey var ya. O kadar inşirme arasından Fel'i ben ayırt edemem vallahi. Yok şey. Ben biraz daha böyle iyi house yani ev... Hanelerin arasındaki çatışmadan olduğunu düşünüyorum yani. Sanki iç savaş gibi bir imha evet, yapıyor. Savaş. Bence Gul'dan'ı göreceğiz burada. Yo, Gul'dan ne olduk ya? Gul'dan tam mava düşecek karakter şimdi. Bence görecekmişiz gibi. Yani Maldraksus'ta görmeyiz onu bence. Ya bence özellikle o göreceklerimizi gördük ya beta'da. Yani işte hani... Herkes olmayacak yani Shadowlands'te. Herkes olmayacak değil mi? Öyle dediler ama herkes çıkıyor. Ya ben... şimdi şöyle bir ya bak o konuda da yanlış beklenti var. Şimdi evet. Bu karakterleri görüyorsak o zaman bu karakterleri de görmemiz lazım diye bir beklenti yapıyorsun. Evet. Yani hayır, orada şeyi söyleyelim. Shadowlands öbür dünya partisi gibi olmayacak yani. Geçtiğimiz anda ölen bütün karakterleri karşımızda şey diye görmeyeceğiz. Belli bir sayıda karakter olacak ve hani ya Görkem dedi bir Kel'Thuzad olabilirdi, Primus olabilirdi, Maldrax belki ya en azından Discord'da tease ettikleri karakterleri görseydik mesela sinematikte. Kel'Thuzad olmalıydı. En azından yani. Ben Kel'Thuzad'ı çok seviyorum burada yani seviyorum kendisini. Sesler kapalı derken. Ne bileyim.
Sesler kapalı. Yo, kili çoğu kişi sevmez. Because it's kind of pure evil. Yani Maldras neyle savaştığını öğrenseydik keşke bu kadar. Hani asıl görevini neden korumak? Utku demişti yani, neden koruyorlar Shadowlands'ı diye. Shadowlands'ı kendinden ya koruyorlar diye. Şimdi ben bir şey yorumu yapacağım, bekliyorum sıramı aşkına. Yani acaba Legion Shadowlands'e mi saldırdı? Ya da saldıracaktı? Ki oradan bir savaş planı aldılar. Yani abi bilmiyorum, Taliesin gidip buna 30 dakika video çekerse Draka üzerinden çeker bence. Ya evet, bir de şey var. Şimdi 5'te biri düştü mü Aldraxus'un diyor. Kime düştü? Evet, kim, evet, onu söyleyeceğim. Kardeş kaybediyor yani. Yani iç savaşsa 5'te biri düşmez değil mi? Tamamından bahsediyor evet, yani. Evet, evet, evet. Böyle bir orada ilginç bir çelişki var. Daha farklı yorumladım. Ben mesela şöyle söyleyeyim. O büyük ihtimal lider hane olabilir. O düştüğü için hiç birbirlerine girmiş olabilir. Öncesinde ama 5'te biri yok oldu diyor. Ne? Öncesinde ama sanki gene... Hayır ama biz de hep şey yapardık. Birbirimiz omuz omuza savaşırdık. Hıa falan böyle efektli sahneler. Daha sonra bir tane devrilmiş hane. Oradaki de böyle bir queen tarzı geçen bir karakterdi. Bir şeyden hatırlarsan. Böyle sümüğün içinden çıkıyordu vıcık vıcık. Hatırlıyor musun? Hatırlamadım. Hatırlamadım. Görkem sen hatırladın mı dediğim karakteri? Ne Videoda mı? Anlamadım. Hayır hayır. 5 tane haneden biri düştü dediği hane biliyorsun Plague hanesi. Bu onun yönettiği şey kraliçe gibiydi. Hani o Primus'un yokluğunda o liderlik yapıyor olabilir. O yüzden o düştüğü için birbirlerine girmiş olabilirler diye düşünüyorum. Ben de videonun akışından bahsediyorum. Video olabilir akışından... ama onu videoda vermesi gerekmez miydi? Videonun ya akışında işte, zaten tam tersini söylüyorsun. Şimdi şöyle ben o zaman sağlam yorumlarımı yapayım. Daha ilk defa ciddi bir şekilde yorumlayacağım. Evet arkadaşlar, Bastion kadar yüksek hype'lı değildi ama Draka yani bir karakter üzerinden gitmesi çok normal. Çünkü diğerinde de Uther üzerinden gidiyordu. Ama Uther'deki her detayı yakalayabilecek kadar tanıyorduk Uther'i. Draka'yı o kadar tanımıyorduk. Büyük ihtimalle videoyu biraz daha kaşıdığımızda detaylara erişeceğiz. Hype'ın düşük olması, Draka oyunda da çok hype'lı bir karakter değildi. Video yavan değildi. Video mükemmel yapılmış. Sanat ekibi çok iyi iş çıkarmış. Yani şeytan detaylarda gizli kalmış ama evet hype'ımızı doyurmadı. Yani ben şahsen bu videoyu işte bir 20 dakika sonra da izlesem aynı reaksiyon olurdu. İşte atıyorum hani şimdi misafirlerimle takılıp bir saat sonra da izlesem aynı şey olurdu ama Uther yani, kaçmazdı o mesela. O çok böyle Bastion değilmiş. Bastion değildi. Ama kesinlikle güzeldi. Yani ben şahsen bir Death Knight olarak yani dediğim gibi şahsi yorumum bu. Bir Death Knight olarak Maldraxxus'u çok merak ediyorum. Yani siz bana havada uçan nekropolisler verin, benim ağzım sulanmaya başlıyor zaten. O yüzden o çok hoşuma gitmişti. Bir de alfada betada oynarken ya arkadaş bu Chosen House'un olayı ne falan diyorduk. Chosen House'un da yani Chosen seçilmişlerin hanesinin olayını bize aktardı. Neden olduğunu ve gözler hanesinin bir sıkıntı olduğunu görüyorduk şeyde yine görevleri yaparken ama tam sıkıntının ne olduğunu bilmiyorduk. Orada önemli Draka kelime... Draka orada çalışıyormuş. Evet. Semdo 18 izleyiciyle bize geldi. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hemen 18 izleyici arkadaşlar, beta çekilişi var. Beta erişim çekilişi. Hemen akınız, damlayınız. Erişiniz, erişelim, dağıtalım, çekiliş. Ay şimdi... O House of Ice'dekiler daha suikastçı mı acaba? Draka çünkü bayağı rock gibi takılıyor. Warrior'ken normalde. Their way not my way diyor ya. Their way not my way dedi. Warrior'ken rogue'luğa geçmiş olması olabilir. Yani gizli sneak takılıyor. Evet, normalde ben işte kafasına falan vuruyorum tarzında takılan bir karakter olduğu için. Şunu Maldrak şey ya şu diğer adamın adını hala ezberleyemedim. Draka'nın gittiği adam. Margrave bilmem ne. Margaret, tamam modeli bayağı iyi. Tam Maldraxxus'un yakışacak mı o da? Bu arada arkadaşlar ekrana verebilir miyim bilmiyorum ama biriniz chatte bana yardımcı olursa Shadowlands'in loading ekranı yayınlandı. Evet. Loading screen yazıyorum. Murathan deyince biraz önem kazandı. Şimdi neden koyuyorsun abi, neden bunu arıyorsun? Yayını bıraktın falan dur. Gil bilmiyoruz kimin saldırdığını. Şey. Teori yapabiliriz ama kim saldırdığını şu an hiçbirimiz bilmiyoruz. Mesela birisi diyor ki Legion. Arkadaşlar şu anda önünüze getirdik. Normalde
her bölgeye, yani her bölgeye ithaf yapılmış ya da her bölgeyi temsil eden liderler var. Kim işte? Jailer, Maul, Denatrius, Revendred, Arden Wild, Winter Queen, işte Oribos, Arbiter, Bastion, Archon, tamam. Bir dakika abi, Primus bu mu? Margrave. Primus olması gerekmiyor mu? O rütbede. Evet. Primus şey Archon'la denk. Ama işte Primus ölmüş hayır, onu bilmiyoruz. Hayır, normalde Primus, yani buradaki saydığım isimlerle denk olacak kişi Primus. Olması lazım evet, ama Margrave galiba. İşte o senin sinematikte bahsettiğin Margrave, yani Drakan'ın yanında duran abi bu. Chosen hanesinin lideri. Evet, evet. Ama bir dakika, ama eğer biz düşersek Shadowlands düşer diyen Drakan'ın yanından ayrıldığı karakter Margrave değil. O başka bir House'un Margrave'i. Margrave. Yani buradaki Margrave'in evet, rütbesi şey House liderliği. Sıfat galiba. Evet, evet. Sıfat. Ha, isim değil Margrave. O şey title, ünvan, general. Evet, evet. Tamam. Evet. İşte 5 tane hane o var. Da... Her hanenin lideri Margrave, ama buradaki Chosen hanesinin Margrave'i. Onu söylemeye çalışıyorum. Primus yok. Ya büyük bir sıkıntı var Primus'la alakalı. Birileri Void, birileri oradan Void dedi. Kıçınızdan element uydurmayın. öyle bir şey çıkacak. Vallahi Void'den çok Legion gibi gözüküyor. Evet. Ha, şimdi hayır, o zamanlar öyle konuşuyorduk ya, Void'e gitti falan filan evet, muhabbetleri vardı. Şimdi videodaki o işte renksel yaklaşımla bizi sanki... Void'i biz orası Bastion için söylüyorduk. Hayır bebeğim, Primus'un yok olduğunu, bir de Void'le ilgili bir muhabbet döndüğünü, gittiğini. Evet. Hani bir... Yoksa Primus Void'e karşı durmak için Legion'un yanına falan mı gidiyor? Şu an şey yapıyorum yani, anladın mı? Hani çünkü Legion, Allah Allah, hiç beklemedim yani. Bu kadar gözümüze fel guardları... Fel değil mi? Bence de fel. Ben de fel dedim. Ben bunu nereye koysam? Ama siz biliyorsunuz evet, ki değil. Fel'i mi? Bilerek şey yapmış olabilirler. Hani ayırt edemedim ya ben fel'le oranın yeşilini. Onu bilerek o yüzden oraya koymuş. Yani zor ayırt edelim diye de koymuş olabilirler. Ama gözümüzün önünde Demon, 4 tane Demon koydular orayı koruyan. Legion'u görmeyi Legion olduğunu bilmiyoruz. Orada sadece bayağı Fenrant var aynen yani. Evet. Yok Fekül, doğru söylüyorsun. Civil War var. Kafam patatese döndü. Daha ne patatesler olacak? Olacak daha, dur. Legion'u yani, görmeyi ben de beklemiyordum. Çünkü Legion olmadı, bu kadar eminiz konuşmamızın sebebi de şu. Başka kimse oraya 4 tane Felguard'ı öyle düzenli bir şekilde koyamaz. Görkem yani Sargeras şey yoksa ilk Shadowlands'a dalıp Frostmourne falan böyle ele geçmiş olabilir mi? De Maul'la alakalı olmuş olabilir. Yani Maldrakus'la alakalı. Evet. Yani... Ya bugün bir peki o zaman... Şimdi... Garona ölmedi ki, Garona olsaydı daha iyi olurdu. Tabii ki Frostmourne'u yapan sonuçta Maul'da hapis haldeyse o zaman o bağlantı yok yani. O başka bir şey. Bugün Davos'un bir tane repliği çıktı şeyde. Bir repliğini okudum. Onu okudunuz mu? Neymiş o? Onu biliyorum işte. Jailer'ı hapsettiğiniz, bu Shadowlands'ı bir hapishane olarak tasarladığınız sadece bir şey diyordu sanırım. Hı. Ve oturum anlarında gördüğüm şey yüzünden Jailer'ın haklı olduğunu anladığım gibi bir anladım şey diyordu. Anladım diyor. Evet. Ve ona hak veriyorum. Bizi burada hapishanede tutuyorlar. Benim gözümü açtı falan filan şey. Bir dakika. Evet. Evet. Uhtar benim gözümü açtı falan diyor. Bizi aslında tutuyorlardı. Evet, Jailer tarafındayım. Hak veriyorum. Ona neler yaptığınızı anlıyorum falan demiş. Neler yaptığınızı işte... Yaptığınız haksızlıkları Jailer'a. Ama yani... o neler oluyor Utku? Bir dakika, şu anda chatten bir tavsiye geldi. Biz kaçırmış mıyız acaba? 2.10'unu açar mısınız? O da ayrı mı? 2.10'daki adım mı soruyor acaba? Oradaki mor grey. 2.10 işte aşkım. Tamam burası. Diğer videoya gidelim ha, şimdi. Bu. He. Aradaki ama bağlantıyı mı benzerlik. Tamam, benim de aklıma. Nautilus'un... Nautilus'a yok. Nautilus'a değil. Demon Hunter'ların saldırdığı gezegende de bu Demon'lar aynen Felguard'la duruyordu korumak için. Aynı evet, tasarımda. Evet. Hangi kapı? Ona yetişmeye çalışıyorum da ben de. Zadim de söyledi. Hayır. Şey mi gözüküyor arada detay? Şu. Bakın. Yeni yayınlanan Maldraxxus videosunun 59. saniyesiyle Harbinger's Illidan videosunun 2.11 saniyesi. Arkadaşlar aynı kapı. Aynı kapı. Matreza'yı gösteriyor. Evet.
Yani onu bilerek mi ve o aynı şeyi kullanmışlardı? Burada da their way it's not my way diyor. Ben de onu sana söyleyeyim yani. Burada da orada Draco söylüyor. Their way it's not my way. Niye burada söylüyor? Ama o şey diyor. Viral olduğu için robot dönüştü ya. Ama demiyor mu? Hayır, bu kapının orada söylüyor. Hayır hayır, burada bakan kim? Draco bakıyor Lee. Draco, evet. Draco bakan Draco. Burada da öyle diyor. Yani varken Legion karşı savunma halinde mi acaba, saldırı halinde mi? Legion ama koruyor, bir şey koruyor gibi duruyorlar. Hayır kaçırsın. Hayır, o arkaya girip haritayı çalıyor şu anda Draco orada. Evet. Haritayı koruyor gibi duruyorlar. Burada da ben ne oluyor? Bir şey diyeceğim. Illidan da aynı haritanın peşinde o zaman. Ya hayır. Illidan'ın Harbor Ingus'ta Nathreza'ya gittiğini sanmıyorum. Çünkü orada gidip bir kütüphaneye falan da yok etmişlerdi. Onu gösterirlerdi. Burası Nathreza olduğunu ben sanmıyorum. Yok, Nathreza sadece olması lazım. Illidan videosundaki, dur hemen bakayım. Ama işte Redlord yok. Burada Gitlord'u koymuşlar. Şurası arkadaşlar, şurası. Korudukları yer bu gezegen ve bu şekil. Çekiliş başladı arkadaşlar, hemen söyleyelim. Çekiliş başladı. Çekilişin süresi görünmüyor mu ekranda? Görünüyor. Bir 45 dakikası var. 45 dakika sonra sona erecek. Ünlem çekiliş yapıyorsunuz. Hiçbir şey yok başka. Şey diyeceğim. İledim zaten kitaptan Altreze'ye koca bir düğümün altına olursa saldırıp işte alacağını alıp gidiyor da. Peki bu Arvin Gırs'ta onun düşünmek daha çok Demon Hunter'larını bir antrenmana götürdüğü bir sahne olarak anladım. Azgot'muş orası. Şey değilmiş. Nathreza değil. Nathreza değil, evet ama Azgot ama şeymiş, dur. O Pit Lord'un adıymış. Özür diliyorum. Neredeymiş? Azgalot muydu? Yok. Azgalot değilmiş. Yeri yazmıyor ya. Neyse, burası Demon bak. Demon Hunter'larını antrenmana götürdükleri bir yer burası. Ya öyle antrenman sport diyor ya. Ya şöyle söyleyeyim. Burada buna bakıyor, sonra antrenman yapmaya başlıyor. Sonra diyor ki ben bunu sevmeye başladım diyor. Hayır, Illidan videosu bu. Bu diğeri için diyorum ben. Hayır, diğerinde biz bu kapıyı görüyoruz. Şu kapıyı görüyoruz. Hı-hı. Tamam mı? Draco gidiyor bu kapının arkasından bir harita çalıyor, çıkıyor. Evet, çıkıyor. Çizim olarak evet. Benzerlik değil. Şöyle yan yana koyayım. Şükrü birebir evet, aynısı. Yan yana koy ya. Ekrana sığdıracaksın bilmiyorum ama. Resmini çekip yan yana koy. Ne diyeceğim ama. Bayağı copy paste koyup yapmışlar gibi galiba bu. Özellikle bir gönderme var orada. Vardır. Sanki hakikaten. Aynı çünkü. Hani bayağı diğer videonun içinde alıp koymuşlar gibi şu an. Birebir aynı, şimdi gördüm ben de. Evet, diğer videonun içine alıp koymuşlar gibi. Bir şeyden yani gözüküyor işte. Dürbünden gözüküyor. Öteki dürbünsüz uzaktan, hali. Uzak açıdan gözüküyor. O zaman Draco oraya daha öncesinde gelip bir haritayı çalıyor ama Illidan için gelmiyor oraya. Zaten başka bir şey için. Seal of Argus için gidiyor Illidan oraya. Yok yok, adamların duruş pozisyonu bile aynı ya. Evet. Aynı. Yok abi, şeyleri de diyorum yani, mesela şu soldaki gardiyanın önündeki çıkıntı. Her şey aynı. Yani üçüncü gardiyan. Öndeki kayalar falan. Tamı tamına aynı evet. Ağlayan kayalar, kayalar. Kayalar. Abi yalnız. Biz bunun üzerinden bile yürürüz şu an. Hayır, bir şey söyleyeyim mi? Allah! Neler neler geçiyor neler? Beyinlerden şu anda. Abi. Ve var ya, bence buna önemsiz gibi gözüken bir şeyden evet. Sağlam bir teori çıktı. Hadi hayırlısı. Ben burada bir tek ben buna heyecanlandım bütün video boyunca. Otello hata değil, hata değil. Bunlar hata net hazırlanmış şeyler ve ben size bir şey söyleyeyim mi? Kasıtlı yani bari. Biz bunu burada da fark etmeyebilirdik. Burada fark edilmeyebilirdi. Ve bunu söyledim. Kesinlikle kasıtlı yapıyorlar. Ve biz bunu eminim bilmiyoruz. Hani bir yerde verilmedi bu. Shadowlands'te büyük ihtimal çıkacak. Ama abi şu an şunu yani şimdi resmen 4 yıl öncesine dönmemiz lazım. Illidan'ın orada şurada ıslah ettiği yer Nathreza ise
Yok değil, değilmiş. Tamam. Natrena değilmiş orası. Ama bir diyeceğim. Natrena şeymiş abi, şimdi baktım. Natreza kitapta var. Videodaki başka bir Demonic World evet, diye geçiyor. Evet. Natreza değilmiş orası. Onu Muratan evet, diyordu Turgay. Vallahi bak Muratan al bak sana. Aşkım çek bunu, fotoğrafını evet, gönder bize de. Copy paste yaptılarsa kızarım bak. Aşkım nasıl çekeyim? Copy paste denmez ona canım. O gönderdi. Yani, kasıtlı gönderdi bu yani. Ben Twitter'a ve Christy Golden'ın Twitter'a tweetleyip yazdım. Artık bundan sonra söyleyen olursa burada duruyor. Yani ben hiç onun şeyini yaptım. Ben söyledim. Gördüm çünkü ya, çok bağırdı. Peki o zaman bundan iki sonraki videoda gönderme görür müyüz? Yani aynı mantıkla gidecekse böyle demek evet, ki ufak göndermeler, böyle gizli mesajlar falan olacak. Hatta Bastion'dan sonra Steve Danuser şey demişti ya, attention is in, işte devil is in the details evet, falan evet, gibi bir şey demişti. Abi tweet'e koydu, baltalara kadar aynı ya. Gömmüşler yani. Abi baltalara kadar aynı, baksana yani. Yok yok, o kapı direkt ya. Direkt o kapı. Aynen aynen. Şu an Utku şey yapıyor, deep dive yapıyor. Ne? Utku şu an görsel... İmajı yan yana koymuş olan şey. İkiniz aynı anda konuştuğunuz için anlamıyorum. Muratan görmediyse iki imajı yan yana koyan... Koydum iki... koydum. Uzun süre durduruyor yayında. Şimdi şey yapıyorum. Resim yapıyorum Paint'te ona. Ya, ya o zaman ya, bir kez daha izleyeceğim ben videoyu. Koyan... Ben onu paylaşırım çünkü. Paylaş. Tabii o bayağı ince gönderme yani. Ya şimdi Photoshop açmıyorum biliyor musunuz? Bir sıkıntım vardı onda. Utku şu an deep dive yapıyor abi, bir saniye canlı yayında. Ne yapıyorum? Görsel deep dive yapıyoruz abi. Ya ne alakası var abi? Güzel bir şey yani. Üstün güçler her boyutta atlayabiliyorlar. Ya zaten Matrizm'in buraya geldiği kesin. Abi cidden bakın bunu Twitter'da ben paylaşayım, Görkem ya da Utku paylaşsın. Bunu biz bir kendi üzerimize alalım abi. Şu an kimse söylemedi. Yok bize de izleyiciden geldi ama şimdi dürüst evet, olayım. Bize izleyici sonra dedi ki böyle bir detay var. Onu duymadım. Lera Londe helal ediyor musun? Ediyorum. Ediyor musun? Ediyorum. Valla izleyici söylediyse o da helal olsun. O da Twitter'dan yani, bulmuş zaten. Aaa. Geç kaldı. İşte ben onu dedim, o bir yerden gördüm diye attı. Onu kaçırdım ben. O linki bir daha alabilirsek. O da araklamış diye. Araklamak demeyelim. Ya şey, WoW Reddit'te falan vardır. Oraya atmıştır lan. Ya da şeyden mi gördünüz ki? Dur bakayım. Lan Paint'i de hiç bilmiyorum. Ben ne yapmaya çalışıyorsun şu an? Murat Han. Tamam oldu. Biri benim adımı yazdı. Selam. Şimdi ben şunu şöyle büyüteyim. Şöyle dursun bu burada. Bir dakika, görseli ne diye kaydetti? Muratan. Peki. Peki. Aşkım şimdi bir şey yapacak mıyız? Ne yapacağız? 9. notere geçeceğim. Ne yapacak mıyız bebeğim? Tamam, tekrar ben... izleyecek miyiz videoyu? Yok ha, şöyle. O'nun Twitter sayfasında evet, you tamam. You are not prepared. Ya iyiydin gelsin. Abi ben yani... bir şey soracağım. Şu çok garip değil mi? Şey hatırlıyor geçmişini. Herkes hatırlıyor. Uter de hatırlıyor. Hatırlıyor canım. Ama sadece hatırlıyor. Zayıf Kuo yaptı. Klimayı kim, sen mi kapattın? Hayır. Niye lan? Üşümüştü çocuk. Tabii zayıf ya. Hoş geldin. Roxan. Şimdi bir saniye, ben ne yapacaktım? Akıl tutulması yaşadım ya. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Şu an konuşmaya devam edeceğiz. Yok. Nerede oğlum Muratan? Buradayım de abi. Buradayım abi. Takipler için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Evet, video dönmeye devam ediyor. Çekiliş bir yandan devam ediyor. Şu çekilişe bakayım ne alemde. Maşallah bugün de 100 bilet gitmiş. Dün 140 bilet vardı arkadaşlar. Haydin, haydin, haydin. Çekiliş başladı arkadaşlar. Çekiliş başladı, çok oldu bu arada. 30 dakikası kaldı. 1-30 dakika önce başladık. Arkadaşlar
Bugün iki talihli seçeceğiz. Eğer size denk gelmezse üzülmeyin. Pazar günü iki kişi daha belirlenecek. En nihayetinde bu 8 Eylül'de Blizzard Türk Kiye sorumlusuna iletilecek ve o yani Battletech'leriniz onlar sizin hesaplarınızı işaretleyecekler şeyde beta erişimi için. Şeyde her yerde bu taş muhabbeti var. Şeyde de vardı bu. Taşta da var. Bu herhalde içine topluyorlar şeyleri. Taş ne? Taş işte, this is diamond, taş, whatever. Ha o yok, onun bir şey olacağı yok. Hayır var, içinde topluyorlar işte animaları. Hayır bebeğim bak, hani Bastion'ınkinde yok. Bastion'da da var o taşlardan böyle. Hayır var, o tarz şeyler birçok şey animayla çalışıyor zaten. Ağaçlar animayla geçiyor, ışıklar animayla yanıyor. Her şey animayla çalışıyor, her şey. Durumu çok kötü, durumu vardı boss, anlatılıyor mu onu? Salak. Biri bir yere yazıyor, Görkem mi o? Çıtır çıtır. Ha benim, pardon. Geldi mi? Mute etmeyi unutmuşum çapraz. Yok sıkıntı yok. Ben şimdi Discord'a ben atıyorum. Ben videonun dönmesini istiyorum. Tamam. Buldun mu şeyi, tweet'i? Yok tweet'i bulamadım. Ben resmi kendim. Ben de ona bakıyorum. Resmi dur, kendim geliyor. Yaptım. Ha tamam. I don't think those guys are Shadow Fans residents. Buldum. Buldum. Ben de artık... Attım. Şeye de atayım, attı, Discord'a attı. Da atayım. Attın mı yayına? Hı hı. Attım attım. Ay ben bir bok yedim. Sağ ol arkadaşlar. Görkem attıysan bizlere tweetleyelim direkt. Ya bir şey söyleyeceğim. Deniz yok, host, yani. Deniz'den host geldi. Hoş geldin Deniz'ciğim. Deniz hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Başka var mı bakayım karşılaştıran? Ama bu şey... Dur. O da bak şurada. Yok, geliyor bu... da. Ha bir altında var onun, bak adam karşılaştırma yapmış. Ha, yo. İkinci attı. Onu şeye de atayım, dur Discord'a da atayım. O karşılaştırma yapılmış görseli buraya attık yani, birleştirdiğimiz direkt öteki videodaki yerini falan atmış. Bak attım şeye, Discord'a bak. Tamam Görkem, bunun hemen altına bizimkini atsana. Bak attım Discord'a bak. Evet, evet. No cancel falan yazdı, öyle bir şey yazdı. Tamam. Sosyal medya uzmanı olarak. Adam ille atmış ya yeriyle falan şimdi. Çok güzel. Benimki niye onunkinden eskik? Aa teşekkür ederim. Neyse sonra konuşuruz. Deniz geldi. Eyvallah. Arkadaşlar çekiş devam ediyor. Ben de hediye aldım. Bana beta yok ama falan diye. Sen mi yaptın onu? Hayır. Gel takayım. Vallahi ilginç. Bize de gösterin hediyeleri. Ya ben bir daha izlemek oha istiyorum ya. Oha. Bak ya. Oha. Oha çok şimdi... güzel. Oo onu ne? Birileri burada mı, bir şey söyleyeceğim bir saniye. Dur bir asayiş çekmem lazım. Kim bakıyor acaba? Vallahi videodan daha çok etkiledi. Abi oley. Ne yazıyor? Kim bakıyor yazıyor. Kim bakıyor orada anlarım var. Şöyle bakayım. Vodka da I Story Like. Ha evet ya. Şimdi anladım. Nerede görüyorlar? I Story Like yazıyor burada da. Göremiyorlar aşkım, kamera yok. Kamera vallahi bu kadar bebeğim, netlik benim suratımda olduğu için. Ama netlemiyor. Acı uzak. Yayında yok. Abi, kral oldu musun? Ya? Yayında var mı? Şu an görünüyor olması lazım. Şey otofokusu yok ya kameraların. Yayıncı kamerası olduğunu da. Ben göremiyorum aşkım burada yayında. Yani bebeğim sen... bir... Arkadaşlar Eda diyor ki ben göremiyorum yayında. Al. Al bak yanında. Tabii ki Mandalorian'ın yastığı değil ama neyse. Merhaba Maldraksus bildirimi gelir gelmez yayına geleyim dedim. Videoyu bekleyemedim ama kesin çoktan izlediniz. Evet YouTube İzledik, bana geç bildirim gönderme an... konusunda çok ısrarcı. Evet. Hani ama... bize hani bize arkadaşlar biz de yaptık. Tişört çekilişi yaptık lütfen. Evet. Ice Relax logolu tişört çekilişleri yaptık. Hani bana, hani bana ve şu anda da beta erişim çekilişi yapıyoruz. Çekiliş. daha ne olsun? Ela! Utku abinin bakın bakın dizime şeklinde bakın. Waifu yastık istiyorum ya. My. Yala! Ne istiyorsun? Utku abinin şeklinde böyle, Utku abinin resmi basılı bir waifu yastık istiyorum ben. Tamam onu yalnız abi. Kaçırdım mı? Şey değil mi, böyle anime karakteri gibi böyle uzunca olacak yazacağın üstüne falan. Patates sadece yorum YouTube'a gelecek de zaten çok şey değiliz. Biz asıl bunun yorumunu şey gün yapacağız. Pazar gün yapacağız. Dur bakayım Görkem şu attın mı? Şu an çok mıncıklamayacağız diyoruz ama şu an hala mıncıklıyoruz heyecanla.
Abi tam benim yetişim. Ben de anlatıyorum. Steve Danuzer'ın şeyin o tweetini paylaşıp atmayı düşünüyorum. Ha, adamlar ben gol atmış. Ya. Yani bugün bu details değil mi? At at at. Ya, sen hiç çekinme, hiç çekinme. At bizde Lord Adamları olsaydı. Adamları atmaya çalışıyorum şimdi, dur. Utku vardı, hmm. Görkem vardı, Muratan vardı. Eda yok da o az konuşuyordu. Neyse. Abi ben Twitter'da kendi tweetimle paylaştım da Steve Danuzer'a bende bir sataşsam mı ya şu an? Söyleyeyim, Christy Golden şey demiş, Urgora ne demek diye herkes sormuş. O şey demekmiş, Not Hunter, böyle kötü davranan, işte onursuz davranan Urgora deniyormuş. Drakayla iki bir sorun, çocuğunun hala hayatta olduğunu biliyor mu? Biliyordur. Biliyor, hatırlıyor. Biliyor. Ya ben sanki tamamıyla arkalarında bıraktıklarını şey yapmıştım. Bir de şöyle bir şey var, zaten biz gidip söyleyebiliriz, sorar yani. Büyük ihtimalle karşılaşacak arkadaşlar. Kendisi yani. Öldükten sonra ölüp de şeyde gördüğümüz karakter var mı? Ve Alexandros Mograine Draka'dan önce mi öldü, sonra mı öldü? Sonra. Sonra öldü. Onu şöyle yapacaktım. Draka Warcraft 3'ten önce öldü, Mograine Vol'da öldü. Yani onun değil mi? Şeyini... Evet. Dur bakayım, düşünüyorum şu an. Yok yok Mograine. Ben bir an 2. Savaş'a gitti kafam. Ay Ashbringer Meshbringer, doğru söylüyorsun. Hatta evet. Death Knight olarak geri kalktı, Death Knight olarak öldü tam olarak. Tabi tabi, Death Knight olarak öldüğünden hatta öyle. Tamam. Evet. Yani Corrupted Ashbringer'la görüyoruz. Çünkü adam ikinci kez ve Death Knight olarak öldü. Hayır, bizde geçiyor, bizden öğreniyor. Hani onu dedim ya, evet. Onunla ilgili kesin bir şey... Aslında... Hani yani, öldü dediği o yani. Draka bilmiyor aşkım çocuğunu yaşadığını. Onlar bu bizim dünyamızı görebiliyorlar mı? İşte bilmiyorum, onun detayını dedim ya sana. Bence göremiyorlar. Yani şu anda bilmiyoruz. Görkem seninkiler de paylaşmış bu arada Icewings. Bayağı bir sıkıntı var. Attım da çoktan atmış zaten. Shadowlands çekilişi mi? Beta. Beta erişim çekilişi arkadaşlar. Shadowlands beta erişim çekilişi. Yayın başlığı kısa düşmemiş değil mi o anlamda? Yo, yo. Ben yani bir şey düşünüyorum şu an. Şu an bütün animasyonu bilerek evet. Böyle dümdüz yapıp buna mı odaklandırmak istediler diye düşünüyorum şu an. Aşkım videoyu döndürsene. Video dönüyor. Gerçekten evet, bir de buna ben hype'landım çünkü çok göze sokuyor yani. Ya aslında videoda daha konuşulacak çok şey var. Ben biraz da pazara bırakıyorum. Hani yükseltmek de istemiyorum kendimi o anlamda. yani ön şey bu ya, bu adamlar kime karşı kapışıyor abi? Evet. Kimi koruyorlar? Ve oradaki haneler Shadowlands'tan koruyor diyorlar. Çok sıkıntı diyor. Yani. Niye? Onlar niye? Ya düşen hanenin kim olduğunu biliyoruz şu anda. Eyvallah. De yani o hane muhabbeti. Evet. Attı mı Icy Veins statüsü? Tam soruyordum şeye. Stan attık attık dedi. Kime attık attık dedi? Bizim haberci ya. Şey şimdi o zaman iki tane House düştü biz girdiğimizde zaten. Maldrakus'a House of Chosen'da Ice değil mi? Hatırlıyorum Ice hatta House of Ice mevzusu yüzünden. Dungeon'lardan biri onlarındı galiba hatta. Diablo videoları atmıştım. Karşılaştırmalı Capture'ını da ben atayım madem. Onun altına. At at, o yok değil mi Twitter'da da? Ya ikisini karşılaştırmalı atmamışlar. Ben at at yapıştır attım. Bunu de ben yaptım, biz yaptık. Türk milleti as bayrakları falan. Yapıştır abi yapıştır. Nereden nereye yapıştır yapıştır. Şey de bunun üzerine oturup 20 dakika konuşabildiler. Erven Erven. Çay getir, çay atalım al. İnsanlar. Şey var ya kalitemle. Tak fotoğraf atıyoruz insanlara. Hemen paylaşayım da. Ulan hepiniz oradaydınız. Tanıyorum abi. Yarın bir mini guild buluşması. Bir kere de böyle Ergün abiyle yaptık. Kim geliyor? Onur, Cücük Onur da gelecek yarın. Ha. Güzel. Çıkır çıkır yazıyorum. Dur mute edeyim azıcık. Şimdi geliyor. Berberde gibiyim kameralardan. Aa. Lan ne gibi berber? Farklı bir. Düşünsene berbere gidiyorsun, üst tarafta Maldrakus sinematiği dönüyor. Yan tarafta çekiliş oluyor falan. Hayır, yılda altı var. Hayır, Maldrakus sinematiği dönüyor. 4 tane deli de onları yorumluyor böyle şey yani. Suikast bize de link atın demiş. Görkem yapıştırdıktan sonra bir link at.
Güzel kafa. On mute'da şu anda klavye sesinden bitsin atar. Yani ben beğendim ama ya. Abi Burnley Legion'da eşit bitmişti ya, öyle diyorlardı değil mi? Artık öyle bir şey yoktu hani. Çıkmış. O saplanan kılıç gelecek bize abi. Saplanan kılıç gelecek bize. Gelip bize gelir. Bu akşam gelip balkonda okey oynamayacağız arkadaşlar. Çok güzel keyfimiz var. Çok güzel. Çok... Ya siz bunları mı içiyorsunuz dedi bize. Atın bunları dedi, atın. Hadi gidelim. Hiçbir şey yapmayacağız. Çok güzel yemek yedik. Onu bir Türk kahvesiyle taçlandırırız. Muhabbetin dibine vururuz. Nacizane hafta sonu ufak bir trip planlıyoruz. Onun planını gerçekleştiririz. Sosyal medyadan da sizlerle paylaşırız zaten. Pazar günü de tekrar sizlerle buluşacağız. 2 adet daha beta erişim çekilişi olacak arkadaşlar. Kaçırmıyorsunuz. Kaçırmıyorsunuz. Twitter. Ama kızacağım yani. Dün 140 vardı arkadaşlar. 115 kişi şu anda bilet almış durumda. Dur abi, şansımızı düşürmüş. Come baby, come. Ama ne yaptık abi? Bir şey yok, hostumuz yapmıyor şimdi. Yani bilmiyorum, moderatörlerine direkt erişim imkanı sağlayamayan yayıncı da yani, ne bileyim. Ne diyorsun? Ne diyorsun aslanım? What you say? Ben bunun üzerine ne karar veririm diye düşünüyorum da bu sinematik üzerine. Komple burada söylediklerimiz spekülasyon şeklinde mi yazsam, hiç böyle şey. Bakın şu anda ben bir ufak piyasa gezintisi yapıyordum. Bir bilgi paylaşımı yapayım size. Bir saniye, ses geldim. Gitti. Discord patlıyor şu anda benim. Geldim şimdi. Hemen paylaştım. Hadi bakalım. Dur, atıyorum şey yayına. Arkadaşlar 20 dakika sonra çekiliş süresi sona erecek. Daha sonra Efnan'a gideceğiz. Biz yayını kapatacağız. Efnan'a gideceğiz. Saat 10'da da 10'da çekiliş olacak. O arkadaşımız çekiliş yapacak. Daha doğrusu çekiliş demeyeyim, ufak bir yarışması vardı. Onun detaylarını kendinden öğrenirsiniz. Dahil olabiliyorsanız henüz şansınızı kaybetmiş değilsiniz. Kardok'cum şu isim spamını yapma. Külahları değişebiliriz ince. Lütfen. Lütfen rica ediyorum. Niye buz kesti ya orada? Ben anlamadım da o yüzden. Bir anda böyle şey, South Park sessizliği diyorlar ya. Oğlum. Şey böyle, Eric Carlin gibi. Biri üşenmemiş hakikaten. Yani ne diyeyim. aşkım hadi. Ne? Hadi konuşun, yorum 20 yapın. Dakika var bebeğim. Hayır, yorum bitti mi bu kadar? Bu arada arkadaşlar şey benim yani aldığım haberlere göre, istihbarata göre diyeyim. Çünkü naçizane ben gündüzleri çalışıyorum. Sosyal medyadan takip edebildiğim kadarıyla konuyu takip ettim. Miraç rahatsız, kendisine buradan geçmiş olsun dileklerimizi yolluyoruz. Kendisine de bir beta erişim imkanı sağlandı. İzleyicilere paylaşsın diye ama... biliyorsunuz sağlık durumlarından mütevellit. Kendisi dinleniyor. Umarım kısa bir süre içerisinde aramıza geri döner. Ve yayınlarına başlar. Onun dışında Erbil Kutlu dün yaptı. Bitirdi diye biliyorum. 5 adet. Efnan'ın var. Efnan'ın hakkı devam ediyor diye biliyorum. Saat 10'da o da şu anda şey var. Nasıl söyleyeyim? Yayında. Gvan vardı. Gvan da dün bitirdi galiba. Herhalde. Gvan da dün bitirdi. Hatta biz buradan, bizim çekilişimiz bitip Gvan'a geçmiştik. Bizim de şu anda 18 dakikamız kaldı. 18 dakika süre sonrasında iki talihli belirleyeceğiz. Daha sonra gideceğiz. Efnan'a geçeceğiz arkadaşlar. Bizler de pazara kadar aranızdan kaybolacağız. Bu arada arkadaşlar, sesim geliyor mu? Evet. Geliyor, evet. Geliyor. Hazır hani şu an canlıyız. Benim de Twitter'ımı takip ediyorsanız eğer, bir tane hesabıma, profilime sabitlediğim bir anketim var. Ona bir evet de hayır görenler basabilirse iyi olur. Buraya da yollayacağım. Şey yap, çünkü, buraya gönder. Chat'e at. At onu. Çünkü ona göre çıkaracağım içeriğin dilini belirleyeceğiz. Daha doğrusu nasıl bir tepkiyle karşılaşacağımı bilmem gerekiyor. Onun için evet de hayır diyebilirsiniz. Bu arada evet, Miraç bir... reaksiyon videosu yayınlamış arkadaşlar. Ama nacizane yayınla video yapmak
Çok farklı işler gerçekten. Kendisi turp gibi maşallah diyelim. Evet. Nazarlardan sakınsın, korusun. Hadi amin. Biz görkemle deliriyoruz. Aşkım ben öyle seviyorum kendisini. Hayır hayır, demek istediğim şu. Evet, video yormayabilir ama yayında şey yapmayın. Evet. Kendisini yormayın. Abi iyisin, devam edelim. Mümkün mertebe abi dinlen. Moral. Moral, motivasyon her zaman arkasındayız. En hazır olduğu zamanda destek. Sizin, ben senin şeyi bulamadım. Görkem. Neyi bulamadım? Ha? Senin tweet'i bulamadım. Tweet mi? Dur, yukarıda kaldı, bir daha atayım. Yok, ikisini karşılaştırmalı attığın resmi. Atıyorum dur bir daha. Ha. Hemen. Ahanda. Hayır ya, yaptım ama ben o kadar uğraştım. Onu atmamışsın. Valla ilk golü bunlar atmış, özür dilerim yani. Hayır canım, olsun yani, ne fark eder. Biz bulduk yoksa, demeyeceğiz hani. Zaten ilki direkt bu videodakini atmış. O aynı şey olduğunu görmeden atmış. O Goska'ya esas golü atan o. 45. Evet, çünkü diğeri şey diyor. Bu çocukların yani bunlar Shadowlands abileri değil falan tarzında aynen takılmış. Diğeri de değiller zaten tarzında atmış. Evet. O direkt öteki bir şeyi atmış. İlindim videosundan atmış. Sen atma, ben atarım seninkinin altına. Ha, attın mı? Ay pardon ya. Abi şey. Abi yani bir şey diyeceğim. Çok pardon. Skorda atmışsın. Abi millet şimdi uyanıyor Lord of Dread'e. Ne? Millet şu Lord of Dread'e yeni uyanıyor şu an Twitter'da. Şu Denatrius'un Titan'da daha yeni uyanıyorlar. Şimdi benim için gözümüze sokarak o demonları gösterdi ya. Ama şey olunca zaten Revendred bölümü gelince esas o patlar. Bunu anca o da uyanacaklar gibi. Murat'an yani. PNG indirildi. Beni niye PNG'ye indiriyorsun? Tövbe. Sus, cevap verme abi. Şu videoyu, şu haritayı bir durdursana. Var mı üzerinde yazı? Yok da amblemler var. Bak burası sağ alt taraf Chosen. Eyes dediği de en üst taraf. Hatırlarsan görev yaparken burada Lady Wash'la evet, falan karşılaştık. Evet, Keltuz attımsı leech'ler vardı. onların şeyleri ve çöken neresi? Çöken şu sağ üst taraf olması lazım. Sağ üst galiba, evet. Ama kime çöküyor? Kim çöküyor oraya? Evler arası bir olay değil gibi o sanki. Legend. Murat'ın şey, 5 tane burada, 5 tane var. Ortada mı bir şey var ayrıca? Ortada arena var ya. Ha, o arena. Dungeon mu lan? Theater of Pain mi? Ne? Olacak dungeon oluyor zaten orası. Hayır, dungeon olacak da bir de şey mi acaba orası? Ama yok. Yani Oribos bağlantısı orada değildi çünkü. Yok, orada değil. Yani giriş var ama tam merkezde değil. Bir de Draka'yı niye demo ile yetiyorlar abi? Ya ben şey soracağım, Draka onlardan niye daha farklı? Nasıl yani? Yani görünüş olarak etten yol, evet, al, yol. Diğer Margrave de farklı. Yani o şeyle alakalı değil yani, orada oluştuğun şekli çok da alakalı değil. Lady Wash'ta Naga şeklindeydi. Evet. Ama yani onlara değinmemesi israf olmuş ya. Keşke ona da acık dokandırsalardı ucundan. Hayır, ben şey diyorum yani, cidden sırf şu sahneyi çok gölgede kalmasın diye mi acaba diğer kalanını böyle sönük yapmışlar bilmiyorum. Yani ama bu, o zaman da çok şey böyle yüzeysel geçiştirmişler gibi olur. Değil mi yani? Tek bir tane mesaj vermek için koca sinematik mi çektiniz derler adama da yani. Ya bence dışarıdan başlıyor. İşte şey olabilir. Saldırı. Yani kesinlikle. O saldırı böyle iç savaş gibi gözüküyor ama bakın dikkat değil. Edin başka bir olay var. Evet, var. Aslında belki arkasında Dread Lord var. Kesinlikle var. Var. Çünkü evet. Diyor ki Maldraxxus düşerse hepimiz yıkılır. Şimdi eğer Maldraxxus'un yani içeride bir iç savaş olsaydı Maldraxxus'u yıkmaya çalışmazlardı. Çünkü Shadowlands yok olacak. There is something else. Bu arada Hayran'ın House of Plagues miydi? Plague miydi?
Katılıyorum sana. Düşen hanenin adı House of Plagues'di. Bak ben bilerek burada durdurdum. House of Eyes'a mensuptum diyor. Mensuptum diyor. Aha. Oraya aha, mensuptu. Evet. Çökünce başka bir yere gitti. Çökmedi o büyük ihtimal. El değiştirdi onu da söyleyeyim. Hala evet. 4 tane aktif House var. Daha izlemedim videoyu. Tamam tamam. Kız hoş geldin. Çekilişi bekliyorum. Ünlem çekiliş yapmışsın. Tamam. Abinin gözlerine baksanıza. Alnındaki gözler. Evet. Gözler o kadar daha nasıl iyi madici. Değil mi? Alnındaki gözler. O da ben de gördüm bu arada. Tamam, Türkçesi ama bir şey diyeceğim. Primus'u da o zaman bir şey için bekletiyorlar. Hani Primus'u da elin gibi mi yapacaklar anlamadım. Gösterme açısından. Her nasıl bir canlıysa artık çünkü. Ya zaten şey ortada gözükmüyor çok uzun süre. Quest yaparken de böyle nerede diye herkes şey yapıyor. Başı boş kaldı Maldraxxus'un geyiği yapıyorlar falan böyle. Görkem... Çünkü yok bu kehanet falan yapmış. Bayağı bilgili bir karakter yani. Şu anda Türk içerik üreticisi arkadaşlara şey yapıyorum, sesleniyorum buradan. Bütün ha. Videoların altına o fotoğrafı atacağım. Bütün yorumların altına daha doğrusu. Türk yorumlarının altına. Abi. Ve Görkem'in attığı Ice Veins, oradan Steve Denizur'un tweetinin altına attığı yorumun altına da Here we are as Lore Council, yani Lore Council olarak buradayız şeklinde gömdüm. Bakarsınız. Muratan PNG. Abi gözükmüyor değil mi Ceyda? Allah bilir. Hani altta PNG'yi göremez değil mi burada öyle? Bilmiyorum. Arkadaşlar çekiliş için son 10 dakika. 10 dakika sonra iki talihlimizi belirleyeceğiz ve evet bak şu anda 128 bilet olmuş. Düne yaklaşıyoruz. Dün daha hani dün 140 vardı. 138 olması lazım iki kişi gittikten sonra, değil mi? Hayır. Ay valla. Ya ben okay. Peki şimdi neyse, şimdi ben dikkatimi bak buradan ayıracağım. Başka bir şeyler var mı? Draka Death Knight niye değil? Niye oradaki Shadowlands'te her gördüğün şövalye Death Knight değil abicim. Niye değil mesela? Değil bence çünkü. Olmalı. Hayır o bebeğim bak. Death Knight mantığı Azeroth'a özel bir mantık. Azeroth da Death Knight olarak geçiyor. Hı. Neden Death Knight olarak geçiyor? Bu hem şövalye hem ölü olduğu öldü için. Ölü olması da aslında sana göre ölü. Zombi evet. Olduğu için ölü diyorsun. Aslında ölü değil o çünkü ruhu yeniden çağrılıyor. Bir bedene sokuluyor. Okay. O yüzden Death Knight diyorsun. Oradaki adamlar ölü. Gerçekten ölü. Hani okay. Dead onlar. dead Knight. Okay. Değle. Ha bir de evet. Ölümün şövalyesi aslında. Ölü şövalye de değil abi, tam bir olarak. De yani ben hala ya şimdi adam gözümün önüne necromancer büyüsü yaptı. Yani Utku sen diyorsun ki Death Knight'ta necromancer aynı şey ya. Allah aşkına şuradaki necromancer olarak bir de Al-Holy'ye bak ya. Şurada aynı abi, yere yazıyoruz. Abi yani mantık olarak aynı. Kusura bakma. No. Yani o da ölüyü kaldırıyor. Diğeri de ölüyü kaldırıyor temelde baktığın zaman. Yani şöyle söyleyeyim. Paladin Priest. Hayır. O konuda tabii canım katılıyorum o konuda. Ama biri Sholomance'de birinci sınıf öğrencisi. Diğeri mezun. Tamam. Ona bir şey demiyorum yani. Eyvallah. Hay valla. Ben olsamdan Holy'de demoloji yaptıkları gibi bir rework getirip Necromancer'ı getiriyordum. Ha Necromancer yani ayrı bir sınıf gelir. Aslında tam zamanıydı hem de evet. Tam gelmesi. Evet. Ben ona şey ihtimalini düşünüyorum. Hani biz burada böyle ölümün ne olduğunu iyice bir anlayacağız. İşte belki Maldraxxus da iyice bir Necromancer'e dair bir fikirler edeceğiz. Bilmiyoruz ya da. Daha sonra şey olacak. Tazdingo! Yes. Niye Drotar'la aynı yere gitmediler ya? Gitsinler. Karı koca. Mantık olarak öyle olması gerekiyor. Daha bence de ben kaçırdım onu. Bir şey geldi. Hayır Drotar'ın olmaması zaten bir şeyim ya. O da olmalıydı. Ama yani. Ya bilmiyorum abi. İşte birbirinizi çok severseniz yani. Ölüler dünyasında birbirinizi görürsünüz falan. Ya. Yok abi bana çok bayat gelirdi kusura bakmayın ya. For the glory of the Alliance. Romantik olmasa da mesela bir şey olabilirdi işte Drota'nın farklı bir yere gitmesi, işte yollarının ayrılması, onun sebebine acık gönderme yapması biraz falan. Doğru değil mi? Aslında çok güzel göndermeler vardı ama şimdi compared to Uther, like compared to Bastion, it's kind of
Hayır, vallahi ben bir tane gönderme üzerine yazarım yani ben. Ya şey ama... Arbiter'ın karşısına çıksalar mesela, Arbiter evet. Ayırsa bunları, birini başka yere, birini başka yere gönderse falan. Değil mi? Birini mola gönderse mesela, özellikle Drotar'ı. You are not worthy falan diye. Lan ben koskoca Drotar bile. Yani de koskoca diyorsun da bana sorarsan Draka daha taş şaklı yani. Taş şaklı diye. Öyle yani öyle ya, normalde orklarda evet mesela dişiler şey değil, öyle geri planda değil ama daha çok erkek warrior'lar, erkek savaşlar ön plandadır ve hani Dark Portal'ı geçip gelmesi falan filan epey kol isteyen hareketler yani. Hem de hamile hamile. Çocuk evet. Taşırken he. Bir de şeyi söyleyeceğim Görkem, orada da filme çok güzel bir retcon yapıştırmışlar. Öyle çocuğu işte suya bırakıp arkasından kayıkla el sallıyor. Kahpe Bizans sahnesi yok mu abi, ya? Abi şey ya. Filmi zaten filmi kanaflayıp diyerek. Kahpe biz filmi herhangi bir şekilde ciddiye almıyoruz abi lütfen. Yok o yaşanmadı o yani. Film şeye daha çok benziyor. Prince of Egypt'i daha çok andırıyor yani. Evet. Tral açısından. Şey yani, Tral direkt yani. Filmi şey diye alacağız yani. Alternatif Universe. Ya Lotus evet 7 dakika 3 dakika da Blizzard bunu yapar, iniş çıkış iniş çıkış verir sonra patlatır. Evet. Bunu yapar, bu iniş yani videosu olması normal şimdi yani. Şimdi Arbu'nun videoda da 10 dakika verecek abi. Yani en azından neden kısa olduğunu anladık çünkü oradaki çatışmanın kiminle evet. Olduğuna odaklanmamızı istemişler bence. Bakın Ardenvild'da mesela biz Bolsamdi'yi görmeyeceğiz. Volgin'i büyük ihtimal görmeyeceğiz ya da Dream'e yok. Dair bir şeyler görmeyeceğiz. Ardenvild'in kendi içindeki Wild Hunt'a ait çatışmalara bir şey, dair bir şeyler göreceğiz. Oradaki Drak Tul neydi o? Şu Witcher'daki gibi karakterler vardı ya, Drastlar da. Drastlar. Drastları evet, göreceğiz. Evet, onlarla Drastlar. Bakın o videoda öyle şeyler olacak. O videoda böyle 3 dakika 4 dakika ayarında olacak. Ravenred'de patlayacağız böyle. falan olacağız. Bence abi Ardenvild uzun olur çünkü Winter Queen'e dair bir şeyler öğrenebilir diye. Bence Winter Queen'i oyuna bırakacaklar abi. Ya Winter Queen çok çok şey değil mi, cool değil mi ya? Bence peki o... Ana i̇şte karakter diyor. Ana karakter gözükmüyor. En azından onu gördük yani. Nasıl? O işte şey ana karakter videolarda gözükmüyor. Yani en azından hani faction lideri ya da orayı yaratmış olan her karakter çıkmayabilir demek ki. Bir şey söyleyeyim mi? Ama şu ana kadar gitti o. O şu ana kadar var. İşte Bastion'da Archon, Maldraxxus'ta da o Chosen'ların Margrave'i. Ya o kimmiş ya, ona bakacağım. Ya ama şey Primus yok ama. Ne? Evet. Primus yok. Hayır Primus yok, eyvallah ona katılıyorum. Ama adamlar da mesela bu fotoğrafı onu koymamışlar zaten loading screen'e. Hani o, ha, yani. o orada bir bitlik çıkacak. Biz bunu o zannettik evet. Yani fragmanda öyle gibi. Efendim kardeşim. Şey acaba şu Ardenvild sinematiğinde tanıtımda bir karakter göstermiş yani. Onu beta'da yok değil mi? Bir Nightfade galiba. Ben sana bir söyleyeyim. Bir gözüküyor orada. Evet. Ben sana söyleyeyim. Bu evet, savaş değil Utku. Orada diyor ki çünkü bak şimdi tekrar izliyorum. Konuşmasında haritaya bakarken şey diyor. Bu kadar nasıl şey olabilirler diyor. Careless. Yani umursamaz. Belki de değillerdir diyor. Belki yarat etmişlerdir diyor. Evet. Yani. Ve hayır evet. Şey diyor yani yıkılmış. Onlar yapmamış. Başka birisi yapıyor ama onlar careless. They don't give a fuck. You know kind of. Sonra diyor ki ama bizim kurmamız lazım. They're like... Geliyormuş. Mete sen ne diyordun? Drakan'ın teni şey değil miydi? Böyle makrok gibi değil miydi hani? Evet. Manos'un kanı gitmiş değil miydi? Burada niye yeşil? Öldü. Öldüm ben. Mesela öldüm. Basit şey. Evet, bu ara şey evet. Arkadaşa biz Margrave deyip duruyoruz. Tamam evet, ünvanı Margrave, adı Krexus. Krexus'a gönderme mi sizce bu? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bence Krexus'a gönderme. Oo biz de her şeyi alıp her şeyi. Daha yok bildiğin şey neydi o gladiatör dizisi ya? Söylesene abi, memeler falan vardı. Spartaküs'teki Krixus hayır orada da şey var, gladiator arenası var. Maldraxxus'un orta yeri komple arena.
Evet, Krixus işte, bu adımın adı Krixus. Çok çok benzemiyor mu? Ben benzemiyorum. Böyle bir benzer bilerek yapıyorlar ama. Böyle şeyler. Ya olabilir yani gayet. Uther de boşuna doldurulan bir karakter olacak. Yok, Uther büyük ihtimal pişman olmuş bir karakter olacak. Redemption verecekler ona. Artısı yaptığından dolayı, onu söyleyeyim. Redemption. Bir de Utkay bu ilk değil mi Rotantlılar? Memeler diyor ya. Aklı ne? Meme. Bir dakika ne? Bir de bu ilk değil mi? Hani bir rock gördük şeyde. Çizgi anime sonunda. Eskiden şeyde görmüş. O Troll'la konuşuyordu ya Sarfay. Rock'la saldırıyordu. İki tane asist saldırıyordu. Ya tam orada da gördün. Orada o çizgide ilk değil mi bu hani? Şeyde gördüğümüz. Yani rock'la. Çok dikkat edilecek bir şey değil ama yani rock böyle hani istisna bir şey yapmış diye işte Hunter var mıydı mesela? Hunter da hiç hatırlamadım. Hunter gibi. Arkadaşlar çekiliş için son 1,5 dakika. Süremiz azalıyor. bugün 1 saat sürdü. Yani hak kazanamayanlar kızmıyor. Buradan Efnan'a gidiyoruz. Orada da bu heyecan devam edecek arkadaşlar. Ya başka ilgi çekecek bir şey yok mu? Biraz daha spekülasyon yapalım. Hayır bebeğim, ben bilerek susuyorum pazara. Hayır pazara. Ben Shadowlands. Pazara lütfen. Ne kızım? Çok heyecanlandım. Takip var, kaçırma. Safe haven. They are not my way, but I feel like I have a purpose now. Purpose. Herkes niye sustu? Seni dinliyoruz aşkım. Çakışma, bölmeyelim dedim. Vallahi dur daha bak, o Legion haritasından neler çıkartacağız. O dürbünden bakma olayından neler çıkartacağız. Daha sonra o adını sen söyle, Necropolis'ten neler çıkartacağız. Necropolis'e düşen ışın kılıcından neler çıkartacağız. Oradaki abilerin bir anda taraf değiştirmesinden. Evet. Onların iskelet olması yani, evet. Flash formunda flash olmaması ve onlara brother diye hitap etmesinden, evet. Neler çıkartacağız. Bunların hepsi pazara. Hepsi pazara. Onu sen fark etmedin mi? Flash. Daha sonra bir şey getiriyor. Adını sen söyle. Key. Hayır. Çuval getiriyor, atıyor Krexus'un önüne. O key olayı var daha. Key olayı var. It's the key of the Madrakus diyor ya. Ama şey diyordu hatta. Hayır, o oradaki anahtar sensin diyordu. Anahtar Draka'da. Orada şey var. Bir çuval getirip Krexus'un önüne atıyor. Evet. Hani ben onu görmedim dostlar. İşte ne önemi var ki animayla hareket eden bir ölünün bedenini götürsen ya da götürmesen animası, çünkü mava dönüyor yani. Orada öldürüyorsa eğer drakonları. İşte bunların hepsini ve daha fazlası pazar günü Lore Konseyi'nde olacak arkadaşlar. Ve nacizane çekilişimiz sona erdi. Girişler kapatıldı. Üzülmüyoruz. Arkadaşlar tam 1 saat sürdü. Dünün 2 katıydı. Çekiliş var. Koş. Hadi hadi. Pazar günü de olacak. Üzülmüyoruz. Buradan hemen sonra Efnan'a gideceğiz. Efnan'da da saat 10'da başlayacak arkadaşlar. Onun etkinliği farklı. Detaylarını size aktarır. Şimdi ben iki talihli seçeceğim. Ve iki talihliden yayında sizlerden Battletech'inizi rica edeceğim. Ve buraya nerede o? Kaydedeceğim. Dün kaydettiğim yere. Onu da açalım. Masaüstü. Değil belki. Geç masa. Belge. Ya çıkmazsa. Evet, burada dün kazanan izleyicilerimiz Halo Odin ve Moose Clicking'di. Şimdi hazırsanız. Yay! Hazırız. Başlıyoruz. Oh my god. Evet, trompetleri verelim. Herkese bol şans. Pick winner dedik ve seçtik. Ela çıktı. Ela çıktı arkadaşlar. Ela'ya gidiyor. Hayırlı. Tebrik ediyoruz. Ela'cığım. Çete. Ela. Battle tag'ini yazar mısın? Böyle tak atarlar. Çok iyi ya. Arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Ben Ela'ya çıkmasına şu anlamda bir sevindim. Kendisi de yayıncı, sizlere de merak ettiğiniz konuları aktarır ve çok da minnoş bir yayıncı, sizi, evet. Kırmaz, her istediğiniz yeri de
kamerasını götürür, evet, ve sizlerle oradaki bilgiyi paylaşır. Ayrıca kendisi bir yazar olduğu, evet, için de gayet böyle sanatsal bir perspektiften size durumunu anlatabilir. Kitabı nerede? Arkadaşlar sanatsal. Ayrıca bugün kendisi Twitch sözlerde yazar şeyine katılıyor. Neyine katılıyordu? Dur söyleyeceğim. Yazar neydi? Yazarlar 0309. Yayıncı yazar ödülü aldı galiba. Yayıncı yazar ödülü aldı. Ay, teşekkür ederim. Çok ay, değil mi? Edemedim. Onu diyorsun. Evet. Kitabı var. Gras. Kendisi şey non-fiction, fantastik yazı. Arkadaşlar Ela'ya çıkmışken. Evet, kendi kitabı var oğlum. Nerede Ela'nın kitapları aşkım? Ela'nın kitapları içeride. Kitaplı. İçeride kitaplıkta. Twitch'in de linki var, oradan bakın. Yayına darbe yap. Kendi kitap serisi var onun. Utku düşmeden getirebilirse. Yok düşme. Aşkım bulabildin mi? Ebi İsmail abim be. Yiğit'cim. Abi. Yayına darbe yaptım. Ha nasıl, iyi mi? Size kitap getireceğim derken bir deri bir kemik kaldı Utku, bakın görüyor musunuz? Değil mi ya? Şey gibi oldu böyle de ya. 23 Nisan'da koltuğuna oturur gibi oldu. Oldu böyle. Biraz da Eda mı olayım? Eda cosplay yapayım mı size? Utku cosplay. Yok ona hazır değil. Eda cosplay yapar. Arkadaşlar sevgili seyirciler, Çok Yalnızım isimli bir kitapta kendisinin yazısını bulabilirsiniz. Burada da bize hediye ederken ki sözleri imzası, kitabı da bu şekilde. Sürprizi hani ağır topu sona bıraktım. Kapağını derim. Göster kapağını. Evet. Gökyüzü Savaşçıları. Evet. Benim severek takip ettiğim ve zaten bundan nasıl söyleyeyim, küçük küçük şeyler de paylaşıyor. Beyaz'ın yükselişinden adını siz söyleyin sosyal medya hesaplarından. Evet. Instagram'ını, Twitter'ını takip edin. Evet ve bu kitabı arkadaşlar, yazar arkadaşlar destek oluyoruz. Evet. Bütün kitapçılarda var, alıyoruz, destek oluyoruz. Kendisi sağ olsun, biz Türkiye'nin gelini olduğumuz için bize hediye gönderdi. Bu şekilde de şımarıklığımızı yapıyoruz. Yapalım arkadaşlar. Ve kendisine... hayırlı olsun diyoruz. Battletech'ini aldık. Buraya notumuzu geçtik. Pazar günü son çekilişten sonra ilgili Türkiye topluluk sorumlusuna mailini atacağız. Ve arkadaşlar bir talihli daha seçiyoruz. Bateriler, trompetler tekrar ötüyor ve seçtik. Yükselen. Yuka. Oha çok iyi ya. Yükselen. Var yok muydu? İnanamıyorum ya, yayıncılar çok sevindim. Ama Yükselen'in var. Oo, o zaman iyi olmuş. Nasıl yani? Nereden biliyorsun? Yükselen'in var. Dün yayında ama eşine girdi. Eşine katılmış, tamam. Tamam. Twitch'i kullanmıyorlarsa okey. Yok zaten. Grats. Hiç. Grats arkadaşlar. Hiç şeyimiz yok. Arkadaşlar alayım Battletech'i. Alttan yazarsınız gizli. DM bebeler. Aa direkt yazdı. Evet neyse pazar artık. Hemen gidiyorlar, bak kaçıyorlar. Tabii yok mu, bir dakika biz çıkalım o zaman şurada. Arkadaşlar görüyorsunuz huzurlarınızda. Yazıyorum 03.09.2020 tarihinde yapılan ikinci çekilişin talihlisi Yükselen. Yay. Ve Battletech ile de bu. Şimdi onu da şöyle söyleyeyim. Bu arkadaş da Türk World of Warcraft yayıncısı. Ela gibi o da çok minnoş, çok değerli bir yayıncı. O da sizleri istediğiniz yere götürür. Beta'da merak ettiğiniz her soruyu cevaplar. Şimdi ben buraya 07.09.2020 yazıyorum. Bir boşluk bırakıyorum. 1.07.09.2020 daha yazıyorum arkadaşlar. Bu tarih Maldraksus, Afterlives Maldraksus videosunun lore konseyinin çok yapılacağı tarih. 1-2 adet daha çekiliş yapılacak o gün. Arkadaşlar o zamana kadar kendinize çok iyi bakın diyoruz. Biz müsaadenizi istiyoruz. Çünkü saat 10'a geliyor. Saat 10'da da Efnan'da bir etkinlik var. Biz size hemen vakit kaybetmeden Efnan'a paslıyoruz. Böylelikle Türk WoW
yayın dünyasındaki bu ne diyelim heyecanlı dönemde böyle bu şekilde birbirimize paslaşarak, yardımlaşarak dirsek temasında. Sus artık, iki dakikada biz konuşalım. Tamam Eda'cığım, sen kapat yayını. Bak kapat yayını, hadi. Hadi kapat. Arkadaşlar geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizi bu çatı altında toplayan Blizzard'a çok teşekkür ediyoruz. Umarım her zaman böyle etkinliklerimiz olur ve iç içe birbirimizi sarılarak yan yana oluruz. Birbirimizi destekleriz. Büyürüz, büyüdükçe büyürüz inşallah. Çiçek böcek. İyi geceler. Sağ olun, var olun. Pazar günü dör konseyi. Maldan. Görüşmek dileğiyle. Gidiyoruz. Bye bye.